Hayırlı cumalar dostlar tüm dünyadan son haberleri aktaracağız. Öncelikle Ukrayna Rusya cephesinde sıcak gelişmeler var. Ukrayna ordusunun çok sayıda yeri geri aldığı haberi paylaşılıyor. Özellikle Ukrayna ordusunun Balaklı'ya yerleşim yerinde kontrolü sağladığı yönünde haberler var. Birazdan dostlar harita üzerinden de Ukrayna ordusunun tam olarak nereleri aldığı, Rusya'nın tam olarak nereden çekildiği gibi son haberleri de aktaracağız. Öncelikle adım adım gidelim. Ukrayna ordusunun Şevşenkoev yerleşim yerini geri aldığı duyuruldu. Ardından Ukrayna ordusunun Balakliya'da şehirde kontrolü sağladığı belirtilirken yayınlanan fotoğraflarda Ukrayna ordusunun İzyum sınırlarına kadar ulaştığı belirtiliyor. Şöyle bir değerlendirme yapılmış. Ukrayna ordusu bu hızla devam ederse yarın İzyum merkezine girer değerlendirmesi yapılırken Ukrayna ordusunun dostlar çok sayıda yerleşim yerini Rusya'dan geri aldığı belirtiliyor. Yine Bala Hoduipka yerleşim yeri de Rusya'dan geri alındı. Ukrayna ordusunun özellikle Şevşenkuya yerleşim yeri yakınlarında Rus ordusuna ait çok sayıda aracı imha ettiği belirtilirken Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde de Rusya'ya ait askeri araçları ele geçirdiği notu düşünmüş. Bununla ilgili Rusya Araştırma Enstitüsü Rusan Press tarafından yapılan değerlendirmede Ukrayna ordusunun kuzeyden yaptığı karşı taarruz sonrasında Rus ordusu askerlerine geri çekilme emri veriyor. Bu şekilde bir haber aktarılmış. Özellikle dostlar sokaklarda Ukrayna'ya ait Amerika tarafından yollanan M270 çok namlı roket atarlar ve kirpi zırhlı araçlarını görmektesiniz. Balakliya'dan görüntü paylaşılıyor. Gerçekten de Balakliya'nın kurtarıldığını anlıyoruz. Yine bir başka Rus seyahat BM-21 gradında Harkov Oblast'ında devam eden çatışmalar sırasında kaza geçirdiği belirtilirken Balakliya'da Ukrayna kuvvetleri tarafından çok sayıda görüntü paylaşılmış. Harita üzerinden bakarsak dostlar tam olarak çekinen noktayı söyleyelim. Rus ordusunun bu bölgeden geri çekildiğini söyleyelim. Buradaki gri renkli kısımlar aslında Rusya tarafından işgal edilmişti. Görüldüğü gibi kritik Balakliya kenti de Rus ordusu tarafından kaybedilmiş durumda. Bu şekilde bir haber aktarılıyor. Özellikle son yaşanan gelişmelere bakalım. Daha sonrasında eski gelişmelere doğru gidelim. 4 saat önce yani gece saatlerinde Slotova'da Rus askerlerinin hareketi görüntülenmiş durumda. Rus askerlerin hareketi bu noktada görüntüleniyor dostlar. Bununla ilgili bir video paylaşılmış. Bunun dışında Rus birliklerinin dostlar kaçarken bu şekilde daha doğrusu bu başka sitede şöyle servis edilmiş. Kaçarken nehri geçmeye çalışan Rus askerlerinin vurulduğu haberleri aktarılıyor. Bunu da ifade edelim dostlar. Telegram'da Warlife kanalında bunun videosu paylaşılmış. Yine Rusya'da Belgorod'da patlamalar olduğu belirtiliyor. Ukrayna tarafından fırlatılan füzeler Rusya'yı vurmuş durumda. Bununla ilgili bir adette görüntüyü görmektesiniz. Muhtemelen Rus hava savunma füze sistemleri tarafından vuruldular. Yine Çuiv'de ağır bombardıman, Kaovka'da patlamalar olduğu belirtiliyor. İnsansız hava araçları ki bilindiği gibi İran tarafından Rusya'ya yollanan İHA'ların dostlar Rusya'ya sevkiyatta yer alması için hava taşımacılığı hizmeti olduğu bildiriliyor. Yani yeni sevkiyatlar yapılırken Özellikle dostlar Rus ordusunun çok sayıda noktadan dediğimiz gibi geri çekildiği haberleri servis ediyor. Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde Rus bayrağını kaldırdığı haberleri aktarılmış. Öncesinde Rus bayrağının dostlar bu noktada olduğu belirtiliyor. Bunu da ifade edelim. Bayrağın kaldırıldığı haberleri aktarılmış. Bu da güzel gelişmeler. Harkov'da patlamalar oldu. Ukrayna ordusu dediğimiz gibi Balakliya'yı tam olarak şu noktayı Rusya işgalinden kurtarmış durumda. Ukrayna kuvvetleri Balakliya'ya BM-21 ile de giriş sağlamış durumda. Yine dostlar Enerhodar ve Melitipol'da Rusya tarafından yapılan açıklamada enerji kesintisi olduğu söyleniyor. Genel olarak savaşın son durumuna bakarsak gece saatlerinde nispeten son günlere göre sakinlik olduğunu söyleyelim. Muhtemelen Ruslar burada kaybettikleri için buraya odaklanacaktır. Bunu da not düşelim. Özellikle İzyum'dan bahsediyoruz. İzyum'un kapılarına kadar Ukrayna ordusu gelmiş durumda. Dolayısıyla bu haritanın güncellenmesi de bugün itibariyle çok mümkün. 9 saat öncesinde Amerika istihbarat Şefi'ne göre Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Balaklıya'nın kurtarıldığını söylemişti. Kısa videolar yayınlanırken Amerika tarafından Ukrayna'ya 675 milyon dolarlık yeni paketin onaylandığı da not düşürmüş dostlar. Balaklıya Belediye Meclisi'ne Ukrayna bayrağının dikildiği görüntü de paylaşılıyor. Ukrayna ordusu Ozerna köyünün kurtarıldığını doğrularken Kramatok istikametinde 2 kilometre ilerlediği belirtiliyor. Neresi derseniz dostlar tam olarak bu noktadan bahsediliyor. Bakalım dostlar Rus meclisi bu olayı nasıl yansıtmış. Şöyle bir başlık atmışlar. En az 3 çok namlı roket atar sistemi yani M270'lerin Balaklaya'ya ya girdiği belirtiliyor. Görüldüğü gibi buradan bir video paylaşılmış 14 saniyelik Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kupsi aksiyonunda saldırı gerçekleştirmeye yönelik devam eden gelişiminden bahsettirirken M270'lerin Himarsların ve Kirpilerin buraya girdiği belirtiliyor. Sunulan video karelerinde 3 adet M270 çok namlı roket atar sistemlerini görebilirsiniz. Balaklaya Caddesi boyunca hareket ettiği belirtiliyor. Daha öncesinde Amerikan M270 sistemlerinin Harki bölgesinde görüldüğünü de hatırlatalım. Ruslar ne yapıyor derseniz, Ruslar da savunmaya başlamış durumda. Rus birlikleri Kupyansız savunmaya başladı başlatırken şu anda Rus ordusunun işgalinde olan Kupyans bölgesinde kentin Ukrayna ordusundan alınma ihtimaline karşı Rusya'nın hazırlık yaptığı belirtiliyor. Ukrayna ordusunun buraya saldırı hazırlığı yaptığı belirtilirken Ruslar da önlem almaya çalışıyor. Bir diğer görüntüyü görmektesiniz. Balaklayan'ın batısında atış yapan Ukrayna Mi-8 helikopterinin görüntülendiği belirtiliyor. Bir çift Ukrayna Mi-8 helikopterinin Balaklayan'ın batısında güdümsüz mühimmatla saldırdığı belirtilirken Harki bölgesinde Balaklaya kentinde Ukrayna ordusu tarafından çok sayıda operasyon düzenleniyor. Bu haberler bu şekildeydi dostlar. Dünyadan diğer haberleri çok hızlıca aktıralım. Diğer haberler şu şekilde Pakistan'da eski başbakan İmran bir kadın yargıcı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması dün yapıldı. Duruşmaya katılmak üzere başkentteki İslamabad Ulusal Mahkemesi'ne İmran Han'ın geldiği ve özür dilediği belirtiliyor. Daha önceki yine yapılan görüşmede kendisi yine özür dilemişti bunu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DAEŞ'in, terör örgütü DAEŞ'in sözde üst düzey yöneticisinin yakalandığını açıkladı. Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunurken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın ortak operasyonu sonrasında terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonu imza atıldığını, DAEŞ'in en önemli üst düzey yöneticileri arasında bulunan Ebu Zeyd, Üstad Zeyd, Kod adlı terörist Beşar Hattab Hazal'ın, Türkiye'de yakalandığı duyuruldu. Diğer haber dostlar, Senegal Cumhurbaşkanı Mekisel, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Polonya'nın Dakar Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada Duda'nın üç ülkeden oluşan Afrika turunun son ayağında Senegal'e geldiği belirtiliyor. Açıklamada Duda'nın hem Senegal'i hem de Batı Afrika ilk kez ziyaret ettiği vurgulanarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sel ile görüştüğü belirtiliyor. Görüşmede ikililerin liderin ikili işbirliğine ilişkin bazı konu başlıklarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının Afrika üzerindeki etkileri gibi meselelere değindiği belirtilirken görüşme sonrasında ülkeler arasında spor ve ekonomik işbirliği alanında anlaşma imzalandı.